senin olmaya tebrikler Davut. Geçmiş olsun. Sizin işiniz daha zor bugün, 4 kişi. Davut'un aday numarası 202-3004'e gönderebilirsiniz. Hemen jüri üyelerimize dönüyorum. Orhan Bey'le başlayalım bu sefer. Bu baştan başlayalım. Not alıyordu ama acaba neler yazıyordu oraya? Öğrenebilir miyiz? Nasıl buldunuz? Güzel. İyi buldunuz. Çok bazı nüansları var ki serbest çalışmaların iyi örneklerini gösterdi. Tabii ki yine en iyi dereceyi halkımız belirleyecek. Biz tüm arkadaşları dinledikten sonra daha iyi söyleyebileceğiz fikrimizi. Gayet güzel yorumladı. Teşekkür ediyoruz. Bülent Hanım, siz konuşsunlar, ben sonra konuşayım. En son diyorsunuz. Peki. O zaman Armağan Bey ile devam edelim. Peki. Yaşının bu yarışmaya girmek için geç olduğunu düşünüyorum. Hı hı. 33 yaşındasınız sanıyorum. Evet. Evli misiniz? Evliydim. Elinizde bir yüzük görüyorum. İnşaan yüzüğü sandım. Ne yani yüzüğü? Sahibi de olabilir. Nasıl? Ha. Sahibi de olabilir, sevdiğim için de takabilirim yani. Sonuçta peki, sevdiğim için takıyorum. Kolunuzda saat var, değil mi? Evet. Genel olarak sahneye çıkıldığında özellikle bay solistlerin yüzük ve saat gibi aksesuarları takmamasının iyi olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Siz katılırsınız, katılmazsınız. Tabii. Ben Adnan Şensisi çok böyle kalın kalın künyelerle böyle hani çok o pahalı Rolex'ler falan vardır ya, onlarla hatta çok büyük zincirlerle. Hiç saatle gördünüz mü? Gördüm. Öyle mi? Örneğini de gösterebilirim. Ben hiç görmedim. Ben çok gördüm. Ben doğru olmadığını düşünüyorum dedim. Siz benim fikrime katılmak zorunda değilsiniz zaten. Evet. Siz benim fikrime katılın diye söylemiyorum. Zaten katılmıyorum da zaten. Tamam. Ben gördüğümü söylüyorum. Siz benim fikrime katılmak zorunda değilsiniz sonuçta. Teşekkür ederim. Size bana cevap verin, oy toplarsınız mı dediler? Asla öyle bir şey duymadım. Kimse de söylemedi. Yani ben içimden geldiğim gibi. Size öğretmişler ama iyi öğrenmişsiniz peki. Hayır, yaşıma göre bazı şeylerin tecrübesi olduğundan sizle dolayı. Sizle tartışmayacağım. Benim adayım bazı değilsiniz. Bazı şeylerin tecrübesi olduğundan dolayı yani. Peki. Kimseden lafımı esirgeyemem. Tamam. Söyledi. Teşekkür karşılıklı ederim. Herkes söyledi fikirlerini. Benim adayım değilsiniz dediniz en son Armağan Bey. Peki Ebru Hanım. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Herkesi dinledikten sonra benim adayım kim ya da kim doğrusu diye. Ama çok fazla profesyonel arkadaşımız. Fazla profesyonel. Mikrofonu kullanışından, hareketlerine, her şeyine. Seyirciyi kullanmasına kadar. Çok fazla bu peki bir dezavantaj mıdır Edvan? Bizim aradığımız biliyorsunuz yani çok da öyle hani profesyonel değil. Hı hı. Bizimle beraber profesyonelle hayata başlayacaktı. Evet. Dezavantaj mı, avantaj mı o tartışılır ama. Gözleminiz öyle. Evet. Peki. 4 bittikten sonra fikrimi beyan edeceğim. Tamam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Bülent Hanım. Bu çocuğu onlar beğenmemişti zaten zamanında da. Bir tek ben beğendim. Doğru. Onun için kağıtları da fırlatmıştım. Aynen öyle olmuş. Yine söylüyorum, 36 senemle bu çocuğa herkes dikkat etsin. Bu iyi okuyor. Ayrıyeten insanlar buraya geldiler diye şahsiyetlerinden ödün verecek değiller. Bir kere Karadenizli. Onların kanları kaynar. Karadenizlilerin. Bir tane de yanımda oturuyor. Yani kendisine ters düştüğü vakit heyet-i umumiyedeki azalar kim olurlarsa olsunlar saygı çerçevesinde kendisine uymayan bir tarzı da ifade etmek en tabii hakkı. Nasıl ki negatif yönden efendim kendisi mercek altına yatırılıyorsa bu negatifliklerin kendisine uymadığını ve kabul etmediğine dair kendisinin de aynı şekilde cevap verme hakkı vardır. Siz avukatlığa mı başladınız Bülent Hanım? Ben avukatlığa başlamadım. Bana soruldu. Ben fikrimi söylüyorum. Ama siz yarışmacı hakkında fikrinizi söylemiyorsunuz. Ne siz hakkında? Yarışmacının benimle olan tartışması hakkında fikrinizi söylüyorsunuz. Hayır, bu kimin hakkındaki konuşmadı? Siz
performans konusundaki fikrinizi söyleyiniz. Benimle ben sizden akıl almam. Nasıl isteyecek istersem öyle konuşurum. Biz şu anda eşitiz. Şu anda sıra bende ve ben o şekilde konuşuyorum. Tamam, benim hakkımda konuşmayın. Bana mani olamazsınız. Benim hakkımda konuşmayın. Ben genel olarak söylüyorum. Performansı hakkında konuşun. Sizden ben izin almam. Konuşacağım stil de size göre ayarlamam. Yani mezardan Münir Nurettin de gelse yine aynı şekilde konuşurum. Buyurun Bülent Hanım. O zaman da söyledim. Yine söylüyorum. Şu anda da siz sorduğunuz için söyledim zaten. Evet. O bir tezahürde bulundu. Kendisini gayet normal olarak ifade edebilmek, söylenenleri kabul etmediğini söyledi. Efendim çok doğal bir reaksiyondur. Her şahsiyetli insan ama ne diyorum? Tırnak içinde şahsiyetini korurken, efendim yukarıda zirvede tutmaya çalışırken terbiye kurallarını da tabii ayaklar altına almaksızın ki öyle bir şey görmedim. Okuyuşu fevkaladenin fevkinde. Ben beğeniyorum. Bunlar zaten zamanında da beğenmemişti. Önemliydi. Ben beğeniyorum. Peki. Bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Armağan bir şey söyleyecek galiba. Evet. Ben evet zamanında da beğenmedim. Bülent Hanım beğeniyor diye mezardan Zeki Müren çıksa gene beğenmeyeceğim. Peki. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Gene beğenmeyeceğim. Hiç önemli değil. Burada bütün jüri üyelerimiz zaten hayır, kendi fikirlerine savunmak burada üzere mühim burada. Olan, burada mühim olan efendim bir müzikalite içeren bir sesi yakalayabilmek. Oysa ki Armağan Çağlayan beğenmedi, Bülent Ersoy beğendi diye bunun münakaşası, kavgası olamaz. Mühim ya, olan evet, en güzeli, öyle. En güzeli yakalayabilmek ama benim müzikalitem icabı ben beğeniyorum. Beğeniyorsunuz. Ama beyefendi beğenmeyebilir. Çünkü o müzik adamı değil. O televizyoncu, o görsel olarak bakar her şeye. Ben müzik adına bilirim. Peki. Ve ben konuştuğum vakit afaki konuşmam. Müzik adına konuşurum. Onun için de müzikalitesi beni enterese. Bana ne heriften? Nikahıma mı alacağım ben bunu? Peki Bülent Hanım. Armağan'cığım eminim bir cevabım var. Var sonraki, evet var maalesef bir, var Osman. Bir sonraki yarışmacıda merak var, ediyoruz. Üzgünüm var maalesef var. Maalesef, bir soru söylesek olmaz hayır mı? Olmaz. İlla söyleyeceğim. Peki. Evet tabii ki söyleyeceğim. Tamam. Maalesef sadece doğru şarkı söylemek artık günümüzde 2006 yılında dünya globalleşirken önemli bir şey değil. Hı. Televizyonları kullanmak da önemli bir şey. Madem televizyon bu kadar önemsiz bir şey, medya bu kadar önemsiz bir şey. Niye giyinip süslenip televizyona çıkıyoruz o zaman? Ben o böyle zaman bir şey söylemedim. Yani. Ben söylemediğim şeyleri bana atfetmeyiniz lütfen. Ama evvela bu bir şarkı ya yarışması işte. Değil. Bu bir star yarışması. Başka bir şey söylemeyeceğim. Star. Teşekkür peki. ederim. Bülent Hanım. Birazdan devam edelim. Hayır, hayır. İlla devam hayır. edeceğiz. Müzikal manada vermeyince Mahmut neylesin Mahmut? Bu olmadıktan sonra istediğiniz kadar gösterin herifi. Ne olacak? Peki. Aday numarası. Davut'un aday numarası 202. 30.04'e gönderebilirsiniz. Oylarınızı